Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlı bir gün çünkü başlıktan da okuyabildiğiniz gibi saçımı boyayacağım. Benim için zor bir karar oldu. Saçlarımı sarıdan o rengi, bakır rengine boyamak. Zor verdiğim bir karar. Hala bu videoyu çekmeden önce ben kara kara düşünmedim değil. Düşündüm. Yapsam mı yapmasam mı, emin misin değil misin diye. Yaptığım sayılı anketler sonucunda yapma deseniz bile yapma kararı aldım. Bu lütfen sizin fikirlerinizi önemsemiyormuşum gibi gelmesin. Çok büyük fark yoktu yap ve yapma arasında. Galiba 46'ya 54 gibi bir oran. O yüzden çok büyük farklar olmadığı için bir kısmını mutlu edebilirim diye yapacağım. Ben de biraz değişikliğe gitmek istiyorum. Ama sarı saçlarımdan vazgeçmek şu anda birazcık zorluyor beni. Zorlanıyorum şu an biraz. Onları istediğim tonda tutabilmek için burada birazcık zor. İstediğim boyaları elde edemiyorum. Biraz elim kolum bağlı o konuda. Ama bugün boyama günü. Bugün o gün. Evet. Şimdi boyalardan bahsedelim birazcık. Farkındaysanız bu yüz ifademden de anlaşılıyor. Çok gerginim. Belki de yaptığım en kararsız saç boyama. Normalde hep böyle çok korkmam ben. Gerçekten saç boyamaktan korkmuyorum normalde. Ama anlıyorum yani saç neticede saç bu. Ve saçıyla oynamayı çok seven biriyim. Beni tanıyorsunuz artık. Ama bu sefer biraz korkuyorum. Biraz korkuyorum. Ama çok da kötü olmaz diye tahmin ediyorum. Biraz yüzümü ısıtır diye düşünüyorum. Seçeceğim renk çok koyu bir renk değil. 7-3. Biraz da 7-43 ile karıştıracağım. Dolayısıyla çok bakır bir bakır olmayacak. Biraz daha rose. Nasıl tanımlanır bilmiyorum. Dore ile bakır karışımı bir renk olacak diye tahmin ediyorum. O yüzden yıkandıkça ister istemez sarılar ortaya çıkacak. Ve ben aslında elde etmek istediğim renk biraz daha sarımtırak bir bakır. Yani akmış bir renk istiyorum. O yüzden çok aslında korkmamam gerekiyor. Evet, korkmamam gerekiyor. Çünkü sarıya dönmek o kadar da zor olmayacak. Şimdi dün aldım bütün bu boyaları ve ekipmanımı. Boya fırçasını gerçekten çok zor buldum. Burada galiba herkes kurallara göre yaşıyor. Kimse evde kuaförcülük oynamıyor. Anlamadım. Bulamadım. Zor buldum. Ve bulduğumda yanlışmış. Ben röfle tara almışım. Bunu da bilmiyordum. Annem evde bu yanlış dedi. Gözüme bir şey girdi bir saniye. Ama el de var. Bu yapacak bir şey yok. Bir de böyle bir dörtlü set aldım. Bunun içerisinde birçok saç tarağı var. Şöyle dörtlü. Bayağı güzel. Bu bize çok lazım olacak. Onun dışında bunu da bırakacağım ki boyayı iyice yedirebilelim. Şunlar da yani lazım olmaz bana diye düşünüyorum. Sonra eski kıyafetim yok saç boyamak için kullanabileceğim. O yüzden bir çöp poşetini bir şekilde üstüme göre yapmayı planlıyorum. Boyama kabım da yoktu. O yüzden böyle bir Ferrero çikolatanın kutusunu kullanacağım. Şundan da kaş yapabiliriz. Kaşımla boyayacağım tabii ki. İki tane de böyle boyalı şampuanlardan aldım yine. Bunun gri olanını almıştım. Bayağı sevmiştim. Bunlar da bakır altın diye geçiyor. 7.4. Son olarak da bunu yıkarım diye düşündüm çünkü. Genel olarak bunu tam sıkacağım. Yani 7.3. Bu boyaları Türkiye'de de rahatlıkla bulabilirsiniz diye özellikle ona dikkat ettim. Ve 7.43. 7.44 olsaydı bunun yerine onu alacaktım. Ama yoktu. Böyle bir şey yapacağım. Ne çıkacak ben de bilmiyorum. Yani bu biraz deneme yanılma videosu olacak gibi. Kutu içeriğini hemen size göstereyim. Bir adet oksidasyon kremi. Bir adet
boyamız. L'Oreal'ini bu yüzden sevmiyorum. Çok küçük ya. Yani gramaj olarak çok küçükler. Sonra saç uçları için. Aa, hayır. Saç uçları değil, bu bayağı şampuan. İlginç. Bir adet kullanmayacağız ama bunu ayırayım ben. Eldivenim ve klasik. Olması olmaz. Hatta burada bunları böyle satıyorlar. Tek tek. Türkiye'de mesela hep kutuların içinden çıkıyor. Birikiyor ya. Burada bunu çok sevenler sadece bunu alıyorlar. Alabiliyorlar yani. Türkiye'de de öyle bir şey olması lazım. Çünkü bunlar genelde çok iyi çıkıyor. Bir de 7 43. Bunun yarısını koyacağım. Bunun yarısı. Şundan da yarısını koymamız gerekiyor haliyle. Yetmezse diye bir tane daha 7-3 aldım. Bunun yarısını kullanacağım için bir yarısını şimdi, bir yarısını sonra kullanabilirim. O yüzden ne olur olmaz bir paket boyam daha var. Şimdi saçımı ayıracağım. Aklımda böyle bir ayırma çeşidi var. Umarım yapabilirim. Sonra 7.3'ü tam sıkacağım. Bunu tamamen. Bunun da sadece yarısını. Hazır mıyız? O zaman ben saçımı ayırıyorum ve geliyorum. Evet, böyle komik bir şey oldu ama saçımı 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya böldüm. Arkadan başlayacağım için bunları böyle bıraktım. Böylelikle daha iyi kontrol edebilirim diye düşünüyorum, bilmiyorum. Evet, başlayalım. Tamamen sıktım, gördüğünüz gibi çok az ya. Neyse, bunun da yarısını sıkacağım. Tamam. Bunu da bakın, yarısını sıktım. Bunun tamamını dökeceğim içine. Ama önce bir durun be. Instagram'a bir story çekeyim. Karıştıralım bakalım. Hatırlıyor musunuz Türkiye'de ki evimde cam açamıyordum. Çünkü dışarıdaki çocukların sesinden hani videoda sesim duyulmuyordu o kadar. Burada öyle bir şey yok. Bildiğiniz ölü yani. Tamam, karıştıkça kıvam aldı. Başlıyorum. Hazır mısınız? Thank you.
Ben şimdi ellerimi yıkıyorum. 35 dakika sonra dediğim saçlarımı yıkayacağım ve geleceğim. Üstüm fena battı ya. Çıktım duştan. Nasıl olmuş sizce? Tabii şu an buralar ıslak ve şey yapmadım. Saçımı sadece öyle deli gibi kuruttum, yani başka bir şey yapmadım. Birazdan yapacağım. Biraz dalgalı yapmak istiyorum ama fark edersiniz ki aslında tam da benim tarif etmeye çalıştığım o bakır sarı oldu. Tamamen sarılarım kapanmadı. Ama benim istediğim zaten oydu. Çok keskin bir şey istemiyordum ki şu an kamerada olduğundan çok daha keskin duruyor. Şöyle, siz eğer böyle değil de daha yoğun istiyorsanız belki eğer saçınız sarıysa bir kere daha boyamanız gerekebilir. Ben keskin bir şey istesem bu yetmez. Ama ben zaten böyle açık bir şey istiyordum ki şu an kamerada koyu bile gözüküyor. Daha açık duruyor şu an. Açık böyle bakır, turuncu, sarı, bilmiyorum. Değişik bir renk oldu. Ama bana yakıştırdınız mı bilmiyorum. Tabii şu anda biraz size ne kadar garip geliyorsa bana da o kadar garip geliyor. Yaptım ama sevdim gibi de. Şimdi biraz bakım yağı da süreyim. Şu anda bile biraz parlıyor. Diplerim kesinlikle çok daha iyi tuttu. Çünkü diplerim bir tık koyuydu benim. Diplerim daha koyuydu. Ama sonuç bu şekilde. Bir de son olarak biraz şekillendirip gösteririm size. Ve videoyu bitiririz. Ama şimdiden söyleyeyim, mutlaka benimle yorumlarınızı paylaşın. Tabii olmamış sarıya dön gibi yorumlar ne kadar mantıklı olur. Onu takdirini size bırakıyorum. Çünkü şu anda sarıya dönemem yani. Öyle bir şey yok. Ama bakın, hala sarı yansımalar var. Tabii bu da zevk meselesi. Kimse sevebilir, kimse sevmez. Ben ama böyle istiyordum. Evet, üstüm başımı değiştirdim. Biraz saçlarımı da topladım. Bitmiş hali bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka bana yorumlarınızı yazın. Beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hemen kanalıma abone olup video like bırakıp bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere.